Troya kralı Priamos, kente saldırabilecek gemilere karşı sağlam bir kale yaptırmış. Adını da Tenedos koymuştur. Denize doğru uzanan bir burun üzerinde yer alan Bozcaada Kalesi, 10 metre genişliğinde ve 250 metre uzunluğunda bir su hendeği ile adadan ayrılmaktadır. Hendek üzerine yapılan yukarıdan açılır kapanır, zincirli makaralı asma bir köprü kullanılmaktaydı. Yüksek surlarla denizden yapılan saldırılara karşı korunan kale, böylece karadan gelecek saldırılara karşı da bir su hendeği sayesinde korunmuştur. Kalede birçok sivil ve askeri yapı bulunmaktaydı. Gazi Hüdavendigar Camii, kışla binası, levazım deposu, cephanelik, tabyalar ve sarnıçların izlerini günümüzde görmek mümkündür. Kalenin yapımından sonra hakim noktada bulunan tepeye 2. Mahmut döneminde Hafız Ali Paşa tarafından gözetleme ve koruma amaçlı bir tabya yaptırıldı. Buraya yerleştirilen uzun menzilli toplar sayesinde Bozcaada Kalesi denizden gelecek saldırılara karşı korunmaktaydı. Kale aynı zamanda Çanakkale Savaşları'nda Fransız ve İngilizler tarafından kullanılmıştır. Yeni kale tepede Barbaligor, Yorgonit ve Haralamboz Konfeti'ye ait 3 adet yel değirmeni bulunmaktaydı. Gemilerle limana getirilen buğdaylar katırlara yükleniyor ve Boz tepeleri aşarak yel değirmenlerine ulaştırılıyordu. Bu değirmenlerde un haline getirilen buğdaylar sadece adanın ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda tüccarlar vasıtasıyla birçok yere satılıyordu. Adada iskan ve yerleşim, güney kısmı Müslüman, kuzeye bakan kısmı Hristiyan mahallesi olarak dere yatağıyla ikiye ayrılmıştır. 1874 büyük yangınından sonra yeniden kurulan mahallede ızgara planı şeklinde sokaklar oluşturulup yeni binalar yapılmaya başlandı. Bunların çoğunluğu iki katlı, cumbalı, ahşap evlerdi. Rum mahallesinin tam ortasında bulunan, Bozcaada'daki Rum Ortodoks cemaate ait, günümüzde ibadete açık olan tek kilisedir. Bozcaada'nın simgelerinden olan kilisenin dört katlı çan ve saat kulesi ise her yerden görülebilmektedir. Bozcaada, Lozan Anlaşması sonrasında Türkiye'ye bırakıldı ve 20 Eylül 1923 günü teslim alındı. Bu günün anısına 1925 yılında meydana bir zafer abidesi olarak kurtuluş anıtı dikildi. Fakat 1974 yılında meydan düzenlemesi sırasında bu anıt yerinden kaldırıldı. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1455'te fethedilen Bozcaada'da Türkler Değirmen Tepe civarında iskan edilmişlerdi. 1700'lü yıllarda yapılan Alaybey Camii hamamıyla birlikte imar edilmiştir. Bahçesinde sürgüne gönderildikten sonra başı kesilerek idam edilen Halil Hamid Paşa'nın kabrinin de olduğu bir hazire bulunmaktadır. Venedikliler döneminde yıkıldığı tahmin edilen bir cami, daha sonra Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa tarafından 1655'te tamir edilmiş ve onun adını almıştır. Günümüzde halk arasında Yalı Camii olarak anılıyor. Çifte hamam tarzıyla yaptırılan köprülü hamamıyla birlikte imar edilmiştir. Çanakkale Savaşları sırasında müttefiklerin planladıkları çıkarma harekatını desteklemek için bir hava filosu görevlendirildi. Filonun komutanı olan Hava Komodoru Samson, uçaklarına üs olarak Bozcaada'yı seçti. Havaalanı için adanın en büyük düzlüğü Happeli Ovası seçildi. Genelde uçuşlar keşif amaçlı yapılıyordu. Savaş döneminde adanın birçok ziyaretçisi olmuştur. Bunların en ilgi çekici olanı şüphesiz ki Venizelos'un ziyareti olmuştur. Küçük tekneleri bayraklarla donatarak Venizelos'u karşılayan Rumlar denize güller serperek sevgi gösterilerinde bulundular.